Nefret ettiğiniz hisleriniz var mı? Konuşmaktan utandığınız şeyleri yapar mısınız? Ortadan kaldırmak istediğiniz bir parçanız var mı? Ya da belki de herkesin sevdiği şeylerden nefret ediyorsunuz. Hepimizin yüzleşmekten korktuğu karanlık bir tarafı var. Karanlık tarafınızı keşfetmek ve anlamak, kendiniz üzerinde kontrolü yeniden kazanmanıza, kendinizi anlamanıza ve tanımanıza izin verecektir. Şimdi 10 saniye içerisinde bir kart seçin. Birinci kartı seçtiyseniz, içinizde gördüğünüz karanlık, başkalarını hayatınızda olan kötü olaylar için suçlamanıza neden oluyor. İçinizde bir miktar ışık var. Örneğin ailenizi suçlamıyorsunuz ama kendinizi olaylara kurban etmemek için çok çaba sarf ediyorsunuz. Bunları genellikle zorlanarak yapıyorsunuz. Aşktan yana şansınızın kötü olduğunu, neden sıkı çalışmanız gerektiğini veya niye size saygı gösterilmediğini anlamıyorsunuz. Ancak insanların size neden saygı göstermesi gerektiğini de açıklayamıyorsunuz. Kendinizi her zaman kurban olarak görmeyi bırakmalı ve hak ettiğiniz saygı ve tanınmayı elde etmek için bir inisiyatif kullanmalısınız. Ancak o zaman hayatta gerçek mutluluğu bulacaksınız. İkinci kartı seçtiyseniz, iç süreçlerinizi, karanlığınızı entelektüelleştirdiniz. Zihinsel olarak size ne olduğu, neyle suçlanacağınız, neyin sizi iyileştireceğini, ne yapmayacağınızı, ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Bununla birlikte bu anlattıklarım kalp ile görememenizi ve karanlığın sizin içinizde kalmasını sağlar. İyileşmek istediğiniz şeyin bir açıklamasını aramayı bırakın. Kalbinizin hissetmesine ve hayatınızı aydınlatmasına izin verin. Üçüncü kartı seçtiyseniz, kızgınlık, öfke, nefret, açgözlülük gibi duyguların sizde olmadığını düşünen birisiniz. Kimsenin de mükemmel olmadığını düşünüyorsunuz. Hepimizin elbette ki iyi tarafı ve kötü tarafı var. Bütün duygular insanoğluna uygundur. Kıskançlık veya saçmalık hayatınıza egemen olmamalıdır. Ancak biz insanız ve bu duygular hayatımızın içinde var. Bu duyguları yaşamanız sıradan bir insan olduğunuzu gösteriyor. Bu inancı aydınlatın. Çünkü hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Yaptığımız hataların sonucuna katlanmak zorundayız. Ancak hepimiz iyi insan olmak için uğraşmalıyız. Bu şekilde kötüden iyiye geçerek gerçek mutluluğu bulacaksınız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.